Evet, selamlar arkadaşlar. Sonunda ev vlogunu çekebiliyorum. Biliyorsunuz ben evi biraz geç tutmam ve okulumun açılması sebebiyle yerleşememiştim eve. Şu an kısmen de olsa yerleştim ve dedim ki hani artık şu ev vlogunu aradan çıkartayım. Şaka. Bayağı bugün kalktım abi, ev vlogunu çekmek için yerleştim. Yoksa ben bu şekilde yaşardım. Ki belki hatırlayanlar olacaktır. Ben bu eve ilk geldiğimde sadece bir döşeğin üzerinde yaşıyordum. Ve hani başka hiçbir şeyim yoktu evde. Beyaz eşyayı falan boş verin. Evde sadece bir tane döşek vardı abi. Hiçbir şey yoktu. Haliyle bu şekilde çok rahat yaşardım ama dedim ki artık hani gün geçmiyor ki artık şu ev vlogunu çek diye mesaj gelmesin, yorum gelmesin. Aradan çıksın artık dedim. Galiba şu kapıdan başlayaraktan abi böyle anlatacağım size, evimi göstereceğim, gezdireceğim. Gerçi ne kadar gezdirebilirim 35 metrekare ev onu bilmiyorum ama direkt şöyle kapıdan başlayayım. Gördüğünüz gibi anahtarlığım var. Kreş parlıyor, kutlu. Yani kapıda başka ne anlatabilirim ki? Bunu gösterdim. Yani deliği var, dışarı falan bakabiliyorsunuz. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman abi ev bu şekilde. Evet, bu kadar abi. Bitti. Ev bu kadar. Yani bu ev için bekliyordunuz bir aydır ev vlogunu ve evet ben bu evi yerleştiremedim. Bu kadardı arkadaşlar. Yani daha neyini göstereyim ki? Daha neyini gezdireyim? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı, çana tıklamayı, şaka. Tamam, latifeler, komiklikler, güldürü şelaleleri bir tarafa. Başlayalım yavaştan. Bu kısım görmüş olduğunuz üzere mutfağım. Bayağı mutfak yani. Bana yetecek kadar Amerikan tipi mi diyorlar artık buna, ne diyorlarsa. Mutfağım abi burası. Şurası oturma odam. Gördüğünüz gibi burada oturuyorum. Sadece oturmuyorum tabii. Benim ayrıyetten bir odam daha var burada ama ben burayı yatmak için kullanıyorum. Çünkü evde televizyonum yok. Özellikle almadım ikinci monitör alabilmek için. Ama henüz ikinci monitörü de alamadığım için burada yatıyorum abi. Burası da benim çalışma odam. Gördüğünüz üzere burada çalışıyorum. Setup'ımı da buraya kurdum. İnterneti de direkt kablo ile bilgisayara bağladım buradan. Görmüş olduğunuz gibi bir yaşam alanım var. Burada yatmamın sebebi de şu zımbırtı çektiğiniz zaman şurayı. Bu bayağı abi iki kişilik kocaman yatak oluyor. Açıyorum Netflix'i buradan. Zaten ev sinema sistemim de var. Sonunda bir işe yaradı bu ev sinema sistemi. Daha önceden sadece müzik dinlemek için kullanıyordum. Şimdi bayağı abi güzel oluyor yani. Netflix'i açıyorum. Burada uyuyorum genelde ses olsun diye. Çünkü hani çok alıştım televizyonla vesaireyle uyumaya. Televizyon olmadığı için de baya böyle bir sessiz oluyor ki onu geçtim. Şimdi arkadaşlar zaten yalnız yaşamanın en büyük problemi sestir. Bunu büyük ihtimalle bütün böyle ayrı eve çıkan üniversite öğrencilerinden duyarsınız. Ya eve geliyorum ev çok sessiz, hani alışamazsın. Çünkü özellikle kardeşi olanlar bunu çok söyler. Ben alışamadım. Alışamadım yani. Çok sessiz oluyor. Ben de buradan açıyorum bir şeyleri YouTube'dan. Oynuyor yani. Böyle kendini izlemesen bile kendi kendine konuşuyor işte. Bu kısmın videosunu zaten çektik. Bu benim normalde kitaplığımdı. Eski evimde, odamdaki kitaplığımdı. Bunu abi bayağı en baştan böyle dizayn ettim. Kitaplık olarak kullanmıyorum. Direkt raf olarak kullanıyorum. Ayrıyetten bir raf almayı planlıyordum ama dedim ki sonra ne gerek var? Güzelim kitaplık varken. Zaten artık üniversiteden çok fazla kitap kullanmadığım için şu kısımlar otomatik olarak devre dışı kalıyor. Normalde benim buralarda ders kitaplarım olurdu. Dedim ki okuma kitaplarımı buraya koyarım. Normal burayı da böyle raf olarak kullanırım. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir Crash figürümüz var. PlayStation Classic, PlayStation 1, minik bir Spider-Man figürü, Dr. Neo Cortex, PlayStation 2 oyunlarım, PSP'm, PlayStation 2'm. Burada minik Nintendo çakması, el konsolum, BIM'im var, Crash var. Görmüş olduğunuz üzere memory kartlar. Bu izlemeyen arkadaşlar için tekrardan göstereyim istedim. Bu arada ben buraya bayağı LED döşedim abi. Burada LED var. Şuradan üst kısımdan taktığım zaman bunun prizini. Özel bir adaptörü var onun. Bayağı böyle yanıyor burası. O videoyu da izleyebilirsiniz detaylı olarak merak ederseniz. Burada çizgi romanlarım var. PlayStation oyunlarım var. PlayStation oyunlarım bu arada arkadaşlar bu kadar değil normalde. Sıkıntı yok. Hani tam sığdı gibi bir şey. Bir oyunluk daha yer. Orayı da Last of Us 2 için ayırdım. Last of Us 2 çıktığı zaman artık o kısmı da kullanacağım. Gördüğünüz üzere işte figürler, bardaklar, işte Joker'li, Wolverine'li falan bardaklar. Bu arada Joker'li bardak aldım ama ben Joker filminin gitmeden ki hala gitmedim. Joker böyle popüler kültür olmadan önce aldım. Joker'i biz çizgi romanlardan seviyoruz. Öyle hani hemen filmini izleyip fanboy olayım ayağına değil. Evet, burası bu şekilde. Burayı çok fazla anlatmayacağım. Çalışma masam. Genelde ders çalışırken zaten artık bilgisayardan çalıştığım için burada oluyorum. Yayınları buradan yapıyorum ki siz beni direkt olarak aslında şu açıyla görüyordunuz. Hani şöyle şu açıyla görüyordunuz. Artık göremiyorsunuz çünkü kameram yandı abi. Evet, webcam'im yandı. Az önce de yaka mikrofonum yandı. Burada her şey yanıyor. Onun sebebini bilmiyorum. Baya hadi tamam yaka mikrofon alınır abi. Yaka mikrofon 150-200 lira bir şey ama bu webcam'in yanması beni ciddi anlamda üzdü. Çünkü tam yayınlara başladık. Bu dairenin elektrik aksamı yüzünden yandı webcam. O yüzden yayın da yapamıyorum şu an. Burada minik bir PlayStation sticker'ı var. Bunu büyük ihtimalle Red Dead Redemption'dan sökmüştüm. Böyle yani burası böyle. Işığım burada. Ki genelde gündüzleri ışık kullanmama gerek bile olmuyor. Çünkü direkt olarak buradan vuran ışık gerçekten çok iyi.
Böyle hani onun dışında geceleri şununla destekleyerek bu ışığı kullandığım zaman da yeterli oluyor. Bir de tavanda ışığım mevcut zaten. Onu da açtığım zaman bu da yukarıdan aydınlatmayı sağlıyor. Böyle işte softbox falan kullanmaya hiç gerek kalmıyor. Burada tripodum, çantam, işte daha ne anlatabilirim ki, ev bitmesin diye yavaş yavaş anlatıyorum ama bitti bile ev arkadaşlar maalesef. Bu dediğim gibi yatak oluyor. O özelliği güzel bunun. Onun dışında çok şık duruyor. Ben böyle kaliteli bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey hayal etmiyordum yani. Benim ev öğrenci evi gibi olmadı. Dürüst olalım şimdi. Ben böyle bir öğrenci evi hiç hayal etmemiştim. Biraz beklentilerimin üstünde oldu yani burası. İşte annem babanın eli değdiği için böyle oldu. Yoksa ben hayatta böyle yapamazdım. Dediğim gibi ben sadece bir tane döşek aldım. O döşekle yaşıyordum. Sonra babam üzülüp eşyamı getirdi. Burada bir çay makinesi mevcut. Hayatta almazdım. Asla almazdım. Çünkü aslanlar gibi kettle'ım vardı benim. Nerede? 35 liraya mı 45 liraya mı ne almıştım? Bu nereden açılıyordu? Az önce kapattık bunu da biz. Hah, burada abi. İşte 1 milyoncudan almıştım. Delikanlı gibi çalışıyordu. Bunu beyaz eşyanın yanında hediye ettiler. Hatta bir tane daha verdiler. Hediye etmediler de çok uygun bir fiyata hediye gibi verdiler yani. Yoksa hayatta böyle çaycıymış, şuymuş, buymuş benim işim olmaz abi. Ben sadece su kaynatıp kahve yapıyorum. Kahve bardağım burada gördüğünüz üzere. Bunu kullanmıyorum çoğu zaman, yalan olmasın. Kahve bardağı asıl kullandığım favori kahve bardağım burada. Burada da işte kahvelerim. Yukarı kısımda tuz, sos, çay, may bir şeyler. O çaylar, şu çay hiç içilmedi bir. İkincisi çay bardakları da haliyle hiç kullanılmadı. Öyle duruyor orası. Genelde kahve içiyorum. Çayı çok sevmem. Kahvelerim de bunlar bu arada. Buyurun. Ücretli tanıtım içermez. Merak etmeyin. Öyle bir şey yok. Keşke içerse de bana sponsor olsa bu markalar. Bu kahvelerden içiyorum. Filtre kahve yapacak olursam şurada French Press'leri kullanıyorum. Artık bir tanesi kullanamıyorum maalesef. Kırıldı bayağı ama yine de hala şey var. İşlevi var. Sıkıntı yok yani. Böyle arkadaşlar. Burada bardaklar var. İşte bu neydi bunun adı? Bunu bana fırın diye tanıttılar. Bu fırın değil ama bu direkt mikrodalgaymış. Benim evde vardı bir tane beyaz bundan. Aynısından. Tek özelliği gri olması ve işte biraz daha elit gözükmesi. Ama aynı işi yapıyor. İşte böyle arkadaşlar. Burada çöpüm var. Yani artık bunu göstermek zorundayım. Çünkü artık gösterecek bir şey kalmadı. Buraya babam minik bir sürpriz yapıp bana elektro gitarımı astı. Normalde ben bunu yapmaya yemezdi açıkçası. Yani çünkü biliyorsunuz bu ev benim değil ve depozito denilen bir durum mevcut. Bu depozitoyu hata yaparsanız eğer yakar ev sahibi. Babam hata yapmadan güzelce asmış gitarımı. Şık duruyor, güzel duruyor. Burada Mjolnir var. Mjolnir miydi? Evet, Mjolnir. Torun çekici yani bizim dilimizdeki ismi. Bu da çok şık duruyor abi. Bunu çok seviyorum ve bu mobilyaya zarar vermeyen sticker. Bunu direkt yurt dışından almıştım. Gelmesi aylar sürdü. Bu tam gümrük problemlerine denk geldi bu stickerlar ama olsun, şu an gayet güzel. Hatta abi odaya girmeden önce şöyle bir banyoma da girelim. Ben arkadaşlarıma burada sözleşme yapıyorum öncelikle. Banyoya kendi rızamla giriyorum ve başıma geleceklerden Google Play sorumludur diye sözleşme yapıyoruz. Çünkü biraz içerisi bekar evi. Hani artık tahmin edebiliyorsunuzdur. Bakın mesela şöyle söyleyeyim. Şunları örttüm ben üstünü. Şu an siz şunları görmüyorsunuz. Görmemelisiniz. Ben bunları gizledim böyle abi. Şu an ne kadar gizli değil mi? Sinek yüz. Yok, şaka bir yana genel olarak pis değildik. Yani çünkü banyo abi. Hani dağınık olunacak bir şey yok. 3-4 tane şampuan, saç kremi. Lotion, cartçuk var. Burada da abi böyle bir şey mevcut. Bunu zaten az çok Instagram'dan takip eden, şuradaki Instagram adresinden beni takip eden arkadaşlar bilecektir. Burada da kaptanın kalkanı var. İşte böyle minik ufak bir banyomda mevcut. Bana yetiyor. Bu arada evet, yakalandık abi. Pijamayla falan böyle. Yüzümün gözükmediği videoları genelde böyle çekerim zaten. Pijama falan var altında. Ne yapayım? Takım elbise mi giyeyim? Hep söylüyorum, hijyenle dağınıklık farklı şey. Hani temizlemek lazım abi. Temizlemek lazım ki bazen arkadaşlarım falan geliyor. Ekstra temizlemek gerekiyor. Evet, bu odayı göstermeyecektim normalde. Çünkü bu oda hazır değil. Ve bu odanın en az şöyle bir temizinden kemiksiz 7-8 saat var abi. O yüzden yapabildiğim kadarını yaptım. Şöyle bir kabasını göstereceğim. Şöyle hiç kaldırmıyorum kamerayı. Ya hayır ya. Şeyin şarjı mı bitti? Of. Gimbal'ın şarjı bitti arkadaşlar. Evet, gimbal'ımızı şarj ettik ve hız kesmeden devam ediyoruz. Burada gördüğünüz üzere kesinlikle bir değişen bir şey yok. Bu eski odamın eşyası, biliyorsunuz zaten. Bu eşyaları tanıyor olmanız lazım. Hani sürekli olarak gördüğünüz şeyler bu ve şuydu abi sizin arka planda. Kutularım yine burada. Kutuları özenle dizmedim ama dizdim yani. Yukarıda duruyor kutular. Şimdi bir de ekstradan yeni aldığım şeylerin kutuları da işin içine girince hani tam sığmadı ama olsun. Yani mesela normalde şu Skylanders'ın kutusu biraz daha önde falan duruyordu. Neyse, o kadarına artık takılmayın. Bu benim abi. Bakın. Minik de böyle gözüküyorum.
şu Atari etiketi. Böyle yani işte gitarın, Guitar Hero'nun gitarı. Ya şu gitarı bu arada 100 liraya aldım abi ben oyunla beraber. Orijinal bu. Bayağı Guitar Hero World Tour'un orijinal gitarı. Orijinal oyun da içerisinden çıkıyordu. Oyunun kodu da çıkıyordu. 100 liraya aldım, hala çalışıyor ya. Böyle bir şey olamaz bunun. O kadar istikrarlı bir alet ki hem ucuz hem de yani işte o zamanlar güzel zamanlardı ya. Bu benim elektrikli süpürgem. Bu vantilatör, bunu aldım. Abi bak bu kadar olur. Aldım, tamam mı? Çok sıcak. Böyle geceleri falan uykumdan uyanıyordum sıcaktan. Dedim ki bak hava soğur. Alma, boşuna para harcama. Alma alma. Ondan sonra abi en son dayanamadım, tamam mı? Gittim, Cevahir AVM var. Oradan aldım. Bir de ben bunu metro ile metrobüsle elimde taşıdım. Bunu almaya sıcaktan terleyerek gittim abi. AVM'ye girdim. Bakın 15-20 dakika, maksimum yarım saat. Aldım, parasını ödedim. Faturasını, fişini aldım. Çıktım abi elimde bununla, hava kapattı. Yemin ediyorum hava kapattı, yağmur yağdı. İnsanların kıçı dondu İstanbul'da. Hala kullanamadım. Kurmadım da zaten, öyle duruyor. Şeyin pervanesinin şu kafesini taktım, öyle duruyor abi, bekliyor. İşte bu burası şey, onun altında çok gizli şeyler var. Kesinlikle gizli şeyler var. Hani hiçbir şey kapatmak için onu öyle örtmedim. Kesinlikle eşyalarımı oraya biriktirmiyorum. Böyle abi. İşte bu burası yatağım. Bunu kullanmıyorum. Arkadaşlarım geldiği zaman burada yatıyorum ben. İşte bu da benim. Böyle, bu kadar ev. Bence yeter. Gayet yeter yani. Hem de dediğim gibi beklediğimden bile iyi benim için ev. Tek kişi yaşamak için yeterli. Hatta iki kişi bile yaşanabilir bu evde. Hani böyle çok sıkı fıkı bir arkadaşınız olursa, beraber yatarız veya aynı odada kalırız derseniz yaşanır abi. Ailem geldiği zaman sıkıntı çekmeden kalabiliyoruz evde. Benim için önemli olan buydu. İşte şunu çektiğiniz zaman şu çift kişilik yatak oluyor. Orada benim ekstradan bir döşeğim daha var. Onu gösterdim mi bilmiyorum. Burada bir döşek daha var. Bunu da indiriyorum. Bunu indirdiğim zaman evde totalde 4 kişi yatabiliyor. Zorlarsanız 6 olur. Daha 6'ya hiç ulaşmadık. Evet, 4 kişi denedik. 4 kişi kalınıyor evde ama 6'yı denemeyi pek istemiyorum. İşte bu şekilde. Ben bu kadar anlatabildiğime bile şaşırıyorum. Ha, şundan bahsedeyim. Şu sistem güzel. Şu sistemi gerçekten sevdim, beğendim ben. Bayağı abi akıllı ev sistemi diyorlar. Artık ne zımbırtıysa. Ben ilk başta dedim ki ya dedim işte bu alet çok iyi falan. Ben genelde hep megafonlu evlerde oturduğum için böyle kırmızıya bastığım zaman kapı açılıyordu. Biraz çözmem zaman aldı ama güzel yani. Hani kişiselleştirebiliyorsun. Zil sesini falan, kendi kapının zilini ayarlıyorsun abi. Lükse bakar mısın? İşte böyle şeyler mevcut. Şu sistem güzel. Şu sistem bundan akıllı. Onu söyleyeyim. Bu sadece böyle bir tablet abi. İşte buraya gelenlerin resmini falan çekiyor buradan. O güzel. Mesela kim gelmiş? Şundan bakalım. Ha, yemek sepeti. O sistem güzel. Asansörü çağırabiliyorsunuz. Cart cart. Bu ama abi bayağı evde elektrik kesiliyor, bana mail atıyor. İşte evin ısısını bu ayarlıyor. Mesela şu an 26 derece. Buradan isterseniz bunu aktif hale getirdiğiniz zaman işte evin ısısını vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen telefonunuzdan yapıyorsunuz bunları. Burada iki tane tuştan değil. Ki bunlar tuş bile değil. Dokunmatik. Sanal tuş yani. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Böyle bir evde yaşıyorum. Kira mira sormayın Allah aşkına. Onu cevaplamıyorum. Hani çok soru geliyor okulda. Hani kirası ne kadar, işte nerede, özelden yazanlar oluyor. Ya abi bana söyle, ben yabancı mıyım, seni 3000'den beri takip ediyorum falan. Ya öyle şeyler değil de gerçekten hani mesela öğrencilik hayatı hakkında ve yalnız yaşamak hakkında bu tip sorularınız varsa, çok tecrübeli değilim ama şu an tecrübe ediyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın.